getirebilin ya. Ha, süt, ekmek bir de. Bir de kuşlara buğday, o tok gözlerden Ha, tamam. Tok gözlerden. 15 bin. Süt, ekmek. Soğukçu camisinin karşısında dört gözler var ya. Tamam. Kuşlara buğday bir de. Tamam Cevat abi inşallah. Biz bir yarım saate geliyoruz inşallah. Tamam Yapıyor mu inşallah. acaba? Tamam inşallah. Şimdi hemen ben birazdan gelirim Allah nasip ederse inşallah. Tamam tamam Cemil abla, ben size büyük bilgisayar hattı harfleri büyük olan Kur'an-ı Kerim getireceğim inşallah. Oldu mu abla? Başka bir arzunuz isteğiniz var mı? Ondan sonra Mustafa Bülbül bu ihtiyaç sahibi. Cuma'ya gelen oldu mu hocam? Cemil ablanın Yok ben burası gelemem. su ve şey tamam. Şöyle. 350 kişilik bir cami telefon rehberimiz var. Bunun içerisinden aktif olarak WhatsApp kullanan 250'den fazla cemaatimiz var. Bunları arıyoruz. WhatsApp grubu diye paylaşımlarda bulunuyoruz. İhtiyaçları olursa hemen bunlara ne yapıyoruz? İhtiyaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. İhtiyaçlarını götürüyoruz. Bir, mutlu oluyorlar. Telefonla arıyoruz. İnanılmaz derecede mutlu oluyorlar. Çok dua ediyorlar. Muratpaşa Kaymakamlığı Vefa Grubu'nda da ben resmi olarak görevliyim. Aynı zamanda Muratpaşa İlçe Müftülüğü Vefa Grubu'nda da resmi olarak görevliyim. Bunun yanında gönüllüyüm. Büyüklerimize hizmet etme açısından yapmış olduğum hizmetlerden dolayı çok mutluyum. Telefonla arıyorlar. Şu anda 40 kişiden fazla erzak yardımı. Tabii ki bu konuda karşı tarafı da incitmeden, en güzel bir şekilde onları da incitmeden bir hediye, ailemize bir bereket, bir hediye, bu şeyde hediyeleşme adına, bu salgın hastalıklardan, felaketlerden kurtulmak adına, vatanımızın, memleketimizin selameti için hediye olarak takdim ediyoruz. İhtiyaçları Telefonla olanlar, işte ilaçları olmayanlar var, onlar istiyorlar. Mesela bugün çok etkilendiğim iki hadise var, hatta üç hadise. Birisi kuş yemi bitmiş bir cemaatimiz. Onun kuşlarının yemini götürdüm. Yanında işte ekmektir, süttür. Bir cemaatimiz, mahalle sakinimiz aradı. Hocam dedi, gözlerim yoruldu. Benim evdeki Kur'an-ı Kerim küçük yazılı. Bana büyük yazılı bir Kur'an-ı Kerim getirebilir misin? Yine bir kanser hastası mahalle sakinimiz. Hem duaya geldi. Aslında dedim ben ona, bundan sonra artık evden çıkmayın. Gerektiğinde ben belirli bir mesafeden size dua da yaparım. Hem de hocam ağzımda işte yaralar, bereler oluştu. İşte bir dut reçeli bulabilsem deyip araştırdık ve elhamdülillah onu da bulduk. Mahalle sakinimize, ablamıza onu da takdim ettik. Cenab-ı Allah en kısa zamanda şifalarını versin inşallah. En kısa zamanda Cenab-ı Allah bu felaketten bizi kurtarıp camilerimiz cemaatle dolup inşallah önümüzdeki Berat gecesinde, önümüzdeki Ramazan-ı Şerif ayında teravihlerimizde hep beraber daha canlı bir şekilde camilerimizde buluşmayı ya Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Şimdiydin inşallah. Allah afiyet Allah versin. Allah razı olsun. Buyurun Var mı? içeri. Sağ olun. Allah razı olsun. Var mı yani? Allah razı olsun hocam. Kurallara dikkat ederim inşallah. Allah razı Yapacağımızı olsun. yapıyoruz hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Bilgisayar attı. Ha, Allah razı olsun. Evdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Hocam burada işte her ihtiyacımıza koşuyor. Allah razı olsun bin kere. Kur'an-ı Kerim'i istedi. Geldi. Verdik, aldık, memnun olduk. Hepiniz için Allah razı olsun. Size de, devletimize de, hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Adem Hoca gidebilirsen bugün veya yarın gidip getirip geleceğim de. Burada işte hocam. Bu da. Tamam. Aleykümselam hocam. Ya hocam ne yapıyorsun, iyi misin? Elhamdülillah hocam. Ne var ne yok, sağlığın sıhhatin. Çok teşekkür ederim.
şu da şöyle. Ekmek. Kuşlara atarım mı? Çalınamak. Kuşlara da atabilirsin istersen, atabilirsin. Yok, hatta bekliyorlar zaten. Ha, bekliyorlar. Ben yardım göreyim, dur canım. Bir yere gidelim mi? Neden duygulandın canım? İnsanlar ölüyor. Neler yapıyorsun? Bir yere gitmem burada. Bahçenin burada işte oturuyoruz burada. Bir yere de gitmiş. Bugün ne istedin Cevat amca? Bir gün ekmek süt istedim. Burada istedim kuşlara atmak için. Şükür yarabbim, yaradana şükür, yaradana şükür. Haberleri izliyorsun herhalde, takip ediyorsun. Tabii ediyorum. Hepsini seyrediyorum. Dışarı çıkmıyoruz, evde oturuyoruz. Yardım benim öldüğüm bir şey değil. Geçire bir şey olmaz. Allah hocamdan razı olsun. Hocam da geliyor işte, soruyor, hatırımı soruyor her zaman. Her zaman soruyor. Gidemiyoruz, camiye gidemiyoruz, göremiyoruz. O şekilde devam ediyorsa hayatımız böyle devam ediyor. Evde bekliyoruz, kimse hastalanmasın, millet iyi olsun. Memleketimizi Allah hayırlı günler nasip etsin. Sağlıklı günler versin, hastalık vermesin, kazadan, beladan, savaştan çilek vermesin. Devletimiz sağ olsun değil mi, var olsun. Devletimiz tabii savunacak, Allah Allah. Devletimiz savunmasa bu bayrak buraya ne takmışım, buraya bunu takmışım, oraya tutuk ediyorum. Cevat amca, emekli misin? İşçi emeklisin. Yok. İşçiye bağlı emekliyim. Bugün Ali Güçer'e bararlarsa ben gitsin. Buyurmayalım. Gül ablayı da şey yapayım. Allah razı olsun. Buyur. Olmaz hocam. İçeri girmeyelim. İçeri girmeyelim. 5 dakika girin. Yok, sağlık açısından girmeyelim. Allah razı olsun. Peki hocam. Gül abla nasılsın? Ha, gel sen de şey yapalım. Allah şifanı versin Gül abla inşallah. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben dua ediyorum. Hüseyin abi, ben hastaneye falan götürüp getireyim, Allah kısmı versin inşallah. Tamam. Ne zaman? Pazartesi gün mü? Pazartesi bir de salı.